Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. İki tane önemli iddia var. Bir santrofor, bir orta saha oyuncusu. Daha önce de sizlerle beraber konuştuğumuz, aslında çok da uzağa bakmamak lazım. Hani iki tane santrofor getirilecekse bunlardan bir tanesi Adam Buksa olabilir demiştik hatırlıyorsanız. Ve bununla alakalı flash bir iddia var. Gene yurt dışında Trabzonspor takımımızı ilgilendiği, resmi teklif yaptığı iddiası bulunan çok önemli bir merkez orta saha var. Bugün seri videolar geldi, farkındayım. Arka arkaya geldi bu üçüncü videom. Bir önceki videomda özellikle Onatçı'ya yapılan flash teklifi söyledim sizlere. İkinci videomda Vakayeme ile alakalı önemli bir gelişme var. Trabzonspor takımımız için adı geçiyordu. Son dakika bir gelişmesi yaşandı Vakayeme'de. Bunu değerlendirdim. Hemen akabinde de arkadaşlar, bu da üçüncü videomuz. Özellikle santrofor ve merkez orta sahada önemli detaylarım var. Gerçekten önemli detaylar, önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarın başkan toplantısında isim açıklayabilir iddiası var. İki tane isim açıklayabilir iddiası var beklediğimizin dışında. Merakla ben de bekliyorum. Yarını ben de çok merak ediyorum ama şu an önümüzdeki bu hani konuştuğumuz isimlere bakıldığı zaman hepimizi şöyle bir tatmin edecek isimler inşallah gelir. Ben dua ediyorum, inşallah başkan herkese bir ters köşe yapar, güzel haberleri verir. Özellikle Muhammed Şam için çok uğraş verdi başkan, bizzat kendisi. Yarın muhtemelen Muhammed Şam'la alakalı da güzel bir haber gelirse ben şaşırmam. Tabii santrofor konusu uzuyor gibi gözüküyor. Araya hep birileri giriyor. Yaremçuk da işte oyuncu Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceğim dedi. Bozdu iddiası var. Bir tarafta yeni bir iddia daha gündeme geldi. Bunu da sizlerle beraber konuşacağız arkadaşlar. Yorumlayacağız. Artı buna gelmeden önce tabii Türkiye Futbol Federasyonu 2024 sezonunda Süper Kupa formatını da değişikliğe gitti. Bu sezon normal lig şampiyonuyla Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar Süper Kupa maçını oynayacak. Ama önümüzdeki sezonda format şu şekilde olacak arkadaşlar. Önemli, merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezonlardan itibaren Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni göre Süper Kupa 2024-25 sezonunu Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacağının ifadesi var. Dörtlü lig ikincisi final oynayan, bir de Türkiye Kupası finalinde oynayan takımlar da Süper Kupa'yı maçını oynamak için hak kazanacak. Dört takım olarak bu kararlaştıracak. Bu sezon değil, önümüzdeki sezonlar için arkadaşlar geçerli olacak diyorum. Nasıl bir format olmuş sizce? Bence daha iyi olmuş. Hani lig ikincisinin de bunun içerisine dahil edilmesi, artı finalist oynayan takımın da ya final oynuyordu, gidiyordu. Elinde tutulur bir şey kalmıyordu. Böylelikle hem Türkiye Kupası finaline çıktıktan sonra, kupayı kaybettikten sonra, hiç değilse Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa finalinde de gene oynama şansı bulunması hem teşvik anlamında hem motivasyon anlamında da önemli diye düşünüyorum. Bu da çok flash bir gelişme, son dakika gelişmesi olarak sizlere aletelim. Sesimi biraz yüksek tutuyorum. Yanında bir ufak şöyle bir aktivite olsun dedik. Nasıl çıkacak bilmiyorum. O su sesi sizi rahatsız edecek mi? Ona göre bundan sonraki videolarımızda da bir hareketlik yaparız arkadaşlar. Şimdi Yaremçuk ile Trabzonspor takımımızın anlaştığı ama orada bir teknik direktör değişikliğine gidildikten sonra kulübünün oyuncuyu biz kullanacağız, burada faydalı olur düşüncesi içerisine girdiğinin bir haberi var, iddiası var. Bugün yapılan bir iddia. Arka planda da şöyle bir iddia vardı. Konuşulan, özellikle kulüp tarafından verilen haberlerde de oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra buna karar vermek istiyor denmişti. Bir önceki videomda şunu söyledim. Bu yeni bir iddia. Hemen benim videomun üzerine gelen bir iddia. Yaremçuk'la alakalı. Sürekli bir şey değişiklik olduğu için bu kadar sık seri videolar geliyor zaten arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yoksa bir saat, iki saatte bir video atmak ne benim işime gelir, ne sizin işinize gelir. Farkındayım ama ben de bu yeni gelişmeleri sizlere hızlı bir şekilde iletebilme adına bunu yapıyorum. Yoksa ben de çekmem, ben de bu kadar hızlı bir şekilde video yüklemem. Bu benim de işime gelecek bir şey değil. Hemen akabinde şöyle bu iddia, hoca değişikliğiyle beraber yeni teknik direktörü kullanacağım demesiyle beraber bu işin olmadığı söyleniliyor. Ama
oyuncuyla alakalı bir durumu var. Yönetimsel mi bir durum var? Kulüp bazından mı, hoca bazından bir durum var? Burada gene bir bilgi kirliliği var. Bununla alakalı da net bilgilere ulaşmamız lazım. Ben dahil hepimiz merak ediyoruz. Hepimiz merak ediyoruz. Ben de elimden geldiğince araştıracağım. Bugünkü bilgiye göre teknik direktör değişikliğiyle beraber, ama teknik direktör protokol imzaladıysak oyuncuyla bu farklı bir şey. Onu bir tarafa koyuyorum. Protokolde mutlaka ceza vardır. Cezasız bir protokol imzalanmaz. Adı üstünde protokol. İki taraftan biri cayarsa, yanlış yaparsa, kardeşim bana atıyorum 100 bin euro vereceksin, 200 bin euro vereceksin, 1 milyon euro vereceksin. Yazılır, çizilir. Ama kulüp tarafından o bu anlaşılma bozulur. O zaman nasıl olur bilmiyorum, ama genelde oyuncu ya da benden başka bir takıma gidersen yazılmış olabilir. Hani benden başka bir takıma gidersen sana şu kadar ceza diyebilirler. Oyuncu bunu imzalıyor deniliyor. Ben bilmiyorum. Bununla alakalı en ufak bir bilgim yok. Ama iddiayı söylüyorum. Varsa bu işler terse döner. Nelerle karşılaşacağız göreceğiz. İki taraf anlaştığı bir ortam var dendi. Ve burada da yeni teknik direktörün gelmesiyle beraber iş karıştı dendi Yaremçuk'ta. Şimdi Mönye'nin sakatlığı 6 haftayı bulabilir deniliyor. Kampı kaçırabilir ilk dönemini. İlk bölümünde sıkıntı yaşayacak Mönye. Bu bizim için bir dezavantaj. Oyuncu hızlı bir şekilde iyileştirme çabası var. Oyuncu hızlı bir şekilde iyileştirip inşallah kampta sıkıntı yaşamaz. Thomas Meunier'in durumunu çok merak edenler için de söyleyelim. Daha önce söylemiştim. Minimum bir ay yok demiştim. Şimdi 4-6 hafta arası deniliyor. Yani kampın ortasına mı denk gelir artık? Kampı kaçırır mı bilmiyorum, ama bizim için kötü oldu. Yaş anlamında da ilerlemiş bir oyuncu. Maalesef milli takıma da sakatlığı biraz ters köşe yaptı bize. Adem Buksa önemli bir santrofor. Bu sezon Antalyaspor'da oynadı. Sizlere daha önce de bu oyuncuyu söyledim. Olabilir mi diye düşündük, konuştuk. Çünkü benim kanalımda formatımızı haber yorumluyoruz. Sesli düşünüyorum. Sizlerle muhabbet eder gibi o gelsin, bu gitsin. Mesela Vakayeme'yi konuşuyoruz. Diğer oyuncuları, diğer takımları konuşuyoruz. Yorumluyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Adem Buksa'yı da gene sizlere demiştim ki olabilir mi acaba? Hani pivot, golcü, tam aradığımızda işi bilen, topu tutup servis yapabilen, bana göre üst düzeyde bir oyuncu Adem Buksa. Polonya milli takımında da oynamış. Boy 1.91. Pivot da tam bir istediğim pivot görüntüsünde. 6 milyon euro bonservis var. Antalyaspor kiralamıştı. Santrofor mevkisinde. Bu sezon 16 tane gole ulaşmış. 33 maçta 2 tane asist yapmış. Süper Lig'e göre, geldiği duruma göre bana göre iyi de işler yaptı. Kariyerinde zaten Lens, New England, Polonya'da birçok takımda oynamış ve en son Antalyaspor'a kiralık gelmiş ve Lens'e geri dönmüş bir oyuncu. Şöyle bir baktığım zaman 35 maç, 16 gol, 2 asist. Polonya milli takımında 15 maç, 6 tane gol yapmış. Tüm performans verilerine de bakalım oyuncunun bugüne kadar yaptıklarına. Yani Adem Buksa'nın gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Hatta daha da ileri gidip yerel medya tarafından da yarın Ertuğrul Doğan Adem Buksa'yı açıklarsa kimse şaşırmasın diye de bir iddia ortaya atıldı. Gerçekten çok önemli bir iddia. Oyuncu bakalım şimdi Lens takımında 16 maçta bir golü var. Polonya'da uzun yıllar oynamış. New England'da 73 maçta 20, 35 gol, 7 tane asist yapmış. Adem Buksa gerçekten iyi bir santrofor. Ben de beğeniyorum. Adı bizimle geçti. Direkt santrofor olur mu? Evet, orayı kaldırabilecek bir durum, ama ben size şunu söyleyeyim. İki santrofor alınacak denmişti. Deniz Draguş alındı. Adem Buksa'yı getirdiğimiz zaman etki nasıl yapar bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, ama Antalyaspor'da 16 gole ulaşmış. Önemli işler yapmış bir santrofor. Kafadan, yandan toplarda, cepheden top attığında ayağıyla gerçekten o kontrolü iyi sağlayabilen, o geri pasını, yana pası, dikine pası alıp dönmeleri yapan, çok zorlayan, en az 7-8 tane maçını çıplak gözle izledim. Zorlayan bir santrofor, iyi de bir santrofor ve Trabzonspor takımımızda Abdullah Avcı'nın FaceTime görüştüğünü iddia eden gazetecilerin olmasından dolayı bu transfere dikkat etmemiz lazım. Ters köşe gelebilir dedik, dedik, dedik. Ters köşe buradan mı gelecek? Merak ediyorum. Adem Buksa ile alakalı. Marcelino Nunes piyasa değeri 5 milyon euro. Championship'te Norwich'te oynuyor. Yaşı 24. Şilili oyuncu. Bu oyuncuyla alakalı da Trabzonspor takımımızın resmi bir teklif yaptığının haberi var. Bakın. Steven Alsat'e resmi teklif yapıldı denmişti. Gene bu tarzda bir oyuncu. Gene bir isim. Gene genç bir oyuncu. Gene Trabzonspor takımımızın
resmi bir teklif yaptığının haberi var. 2026 yılında sözleşmesi boşa çıkacak. Bu sezon 42 tane maç oynamış. Championship'de 36 tane maçı var. 2 gol 3 asist yapmış oyuncu. Şile milli takımında 25 tane maç oynamış. Yaşı çok genç. Gelecek vaat eden potansiyelli bir oyuncu. Ve Trabzonspor takımıza adı geldi. Baktığım zaman şöyle bir neler yapmış. Championship'de 73 tane maçı var. Premier Davis'in 64 tane maçı var. 8 gol 10 asisti var. Championship'de 73 maçta 5 gol 5 asisti var. Marcelino Nunes gene Trabzonspor takımı için resmi teklif yaptığı haberi gelmesiyle beraber tabii ki de biraz kafalarda karışıklık oldu. Nereden çıktı bu isimler diyebilirsiniz. Bugün gündeme gelen isimler. Son dakika haberleri olarak bunları da sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Her şeyden önemlisi, hani Marcelino Nunes'le görüşüyor, ilgileniyor denilebilir ama 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduk cümlesi çok ciddi bir cümle. Çok önemli bir cümle. Vakayeme için Trabzonspor takımı, size sabah söyledim. Bu ses burada Vakayeme ile alakalı bir şeyler duyuyorum dedim. İkinci çektiğim videoda Vakayeme için Alanyaspor devreye girdi dedim. Birinci videoda kontenjan beklenecek, bekle dendi dedim. Bakın gene bugünkü çıkan haberde biz bu videoyu yaptık, konuştuk. Sabah çektiğim videonun üzerine gelen yeni video bu. Yerel medya tarafından yapılan bir haber bunlar. Vakayeme için bu kontenjan bekleniyor ve Vakayeme'de makul şartlarda maç başlı bir anlaşma üzerinde durulabilir haberi var. Bakın arkadaşlar, duyumu aldık, konuştuk, sabah değerlendirdik. Şu an akşam saatlerindeki gelişmeleri görüyorsunuz. Vakayeme ile alakalı da sesler yükselmeye başlandı. Araya Alanyaspor girdi. Videonun başında söylemeyi unuttum. Samuel Gigot gene Trabzonspor takımımızın ciddi anlamda ilgilendiği. Bakın çok hızlı ve seri, çok önemli bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Videolarımızın akıcılığının iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu 3 videom çok önemliydi. Çok önemli detaylar var. Yeni bilgiler aktarıyoruz. Samuel Gigot için Trabzonspor kulübümüzün çok ciddi bir mesafe kat ettiğini söylememizde fayda var. Gigot transferinden de güzel haberler gelmesini bekliyorum. Yarın başkan minimum 1 veya 2 diyelim oyuncu açıklarsa kimse şaşırmasın. Sabah söyledim bunu, gene akşamki haberlerde görmüşsünüzdür sizler de. Başkanın birkaç oyuncu açıklamak gibi bir hazırlığı olduğu söylendi. Açıklamazsa şaşırmayın. Ters köşe olmayalım. Neden? Çünkü 1-2 oyuncu açıklaması bizi beklentiye sokar. 5 tane oyuncu bitti, 4 tane yolda falan muhabbeti, 9 taneden 1-2 tane açıklanırsa bu sıkıntı olabilir. Bazı isimleri de dediğimiz gibi uzayacak gibi gözüküyor. Özellikle santrafor konusu aldı başını gidiyor. Onu açıyor. Sabahki videomda da söyledim. Ciddi bir teklif. 3 milyon euro, 4 milyon euro zorunlu satın alma. 2 tane kiralık oyuncu gibi teklifler de var. Bunlar tabii ki de değerlendiriliyor. Bunlar görülüyor. Şu an şöyle bir konularıma baktığım zaman yeni bir bilgi yok. Şu anki bütün güncel bilgilerim bu şekilde. Adam Buksa için önemli iddialar var. Bunun altını çizdik. Muhammed Şam yarın açıklanırsa ben şaşırmayacağım. Yaremçuk'taki durum tamamen iş farklı yerlere gitti. Bununla alakalı sabit bilgilere ihtiyacımız var. Samuel Gigot önemli mesafe kat edildi. Vallahi arkadaşlar şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince bir değerlendirme daha yaptım. Hızlı bir şekilde kanalımıza bu videoyu da yükleyelim. Artık yorum sizde, top sizde. Düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.